Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Oxygen Not Included Space Out serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde gezegenin altına kadar inip herhangi bir petrol bu gezegende, bu asteroitte bulunmadığını görmüştük. Şu an arkadaşlar bu bölümde neler yapmamız gerekiyor diye yine önceden biraz düşündüm, biraz tasarladım neler yapabileceğimizi. Öncelikli olarak yapmamız gereken buradaki teleporter, receiver ve transmitterları kullanarak diğer gezegenlere gitmek. Burayı zaten ilk bölümde keşfetmiştik. Burayı keşfettiğimde şu sağ üstte ikinci bir gezegen çıktı. Dripora gezegenin ismi, asteroidin ismi. Buraya tıkladığımızda bu diğer asteroidi görebiliyoruz. Sadece uzay kısmını görebiliyoruz. İç kısmını buraya gidersek büyük ihtimal keşfedeceğiz. O gezegenin de iç kısmında bu şekilde teleport olabileceğimiz bir yer mevcuttur diye düşünüyorum. Buradan bir tane duplicant'ı yollamak istiyorum ama önce bu gezegende biraz düzene sokalım gitmeden önce. Şimdi burada uzun zamandır şuradaki üst seviye araştırmaları yapamamıştık. Bu sarı araştırmaların nasıl yapılacağını bilmediğim için ben şimdi onu biraz araştırdım, denedim nasıl yapabileceğimizi. Çok da zor değilmiş. Radyasyon kullanarak yapabiliyoruz bu araştırmaları. Şu araştırma ağacında radyasyon kısmında keşfettiğimiz şeyler var. Material Study Terminal. Bu terminal üzerinden araştırmaları gerçekleştireceğiz. Yani araştırmaları bunu kullanarak yapacağız. Bu diğerleri de araştırma için gerekli olan malzemeyi buraya iletmeye yarıyor. Onlarla ilgili şimdi kısa bir tasarım yapacağım ben araştırmalar için. Biraz radyasyona ihtiyaç duyuyoruz bu araştırmaları yaparken. Gezegende radyasyon görüntüsüne girdiğimiz zaman burada ışık böceklerinden az miktarda radyasyon yayılıyor. Bu bizim için çok fazla yeterli olmayacaktır. Burada radyasyon içeren uranyum orlar var. Bunları kullanarak bu araştırmaları yapabiliyoruz ama çok fazla uranyum or kaynağımız yok. Çok acil olan araştırmalar varsa buradaki uranyum orları kullanarak onları gerçekleştirebiliriz. Ama uzun vadeli kalıcı bir tasarım yapmak istiyorsak bize düzenli bir radyasyon kaynağı lazım. Onun da en iyi yolu buradaki bitkiler gibi gözüküyor. Buradaki Wiesworth'leri toplayıp bir yere ekersek buradaki aşırı radyasyon çıkarıyor çünkü bu bitkiler. Buradaki radyasyonları araştırmaya çevirebiliriz diye düşünüyorum. Bu yöntemi deneyeceğiz. Şöyle üstün alt kısımlarında boş bir alana, şuralara bir yere. Bununla ilgili bir düzenek yapacağım. Biraz daha aşağılara da yapabiliriz. Ama çok da uzak olsun istemiyorum. Araştırmacı sürekli git gel yapsın istemiyorum. Şu köşeye bile yapabiliriz aslında. Buralara bir tane araştırma düzeneği yapıp burada araştırmaları yapmaya çalışacağız. Araştırmalara başlamadan önce de şurada bir iki tane kusurlu tasarım gördüm. Onları bir düzeltmek istiyorum. Şimdi öncelikle uzaya gidip roket yapmayacağım. Öncelikle teleporter kullanarak diğer gezegene gitmeyi hedeflediğim için bu uzay çıkışını kapatmayı düşünüyorum. Çünkü buradaki gazlar giderek uzaya çıkıp yok olacaklar oyundan. Buradaki oksijenlerimiz oyundan silinsin istemediğim için burayı kapatacağım. Alternatif olarak buraya bir tane su kilidi yapabilirdim. Ona da uğraşmak istemiyorum şimdilik. Daha sonra şuradan şöyle buraya bir giriş yapabiliriz. Buradan. Buradaki Wizworld'lere ulaşabiliriz. Şu kareyi kazarsak zaten buradaki Wizworld bize gelecek. Şuradan bir tane merdiven yapıp şuradaki diğer Wizworld'ü de toplarsak iki tane Wizworld bitkisi bizim radyasyon ihtiyacımızı şimdilik karşılayacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra gerekirse uranyum orları da çıkarırız. Şimdi hatalı tasarım olarak gördüğüm şey şuradaki doğal gazlı elektrik üretimimiz tıkanmış arkadaşlar. Onu bir çözmek istiyorum. Burada ventilation görüntüsüne gelirsek şuradaki karbondioksitler dışarıya çıkamıyor. Burada çok fazla basınçlı gaz olmuş. Oksijen 2000 kilogramı geçtiği için 2000 kilogramın üzerindeki yerlere bu gaz ventleri gaz veremiyor. Anca yüksek basınçlı gaz venti yapmamız lazım. O da buradaki gaz miktarının çok yükselmesine neden olur. Kulak zarı patlaması gibi sıkıntılar yaratır. Duplikantların moralinin düşmesine yol açar. O yüzden bizim burada yapabileceğimiz en basit şey burada oksijen miktarı aşırı fazla olmuş. Buradaki oksijen üretimini sonlandırmak. Burada oksijen şuradaki gaz pompasına yetmiyor diye buraya bir oksijen üretimi yapmıştım ilave olarak. Ama şuradaki oksijen üretimiyle beraber ikisi bir araya gelince bu da şu an çalışmıyor fazla gaz olduğu için. Burada aşırı bir gaz birikimine yol açtılar. Şimdilik onun önüne geçebilmek için buradaki oksijen üretimini durduracağım. Şuradaki pompa buradaki oksijeni yavaş yavaş maskelere pompaladıkça uzaya doğru göndermeye devam ediyor. Aşağı doyuma ulaşmış. Uzaya doğru gönderdiği gazlar
yani buradaki problemimizi çözecektir diye düşünüyorum. Daha sonra alternatif yollarda yaparız buradaki gaz problemini çözmeye. Burada zaten biraz kazı yaptıkça o gazlar eşit bir şekilde dağılacaktır her yere. Sorun kendiliğinden çözülecektir. Duplikantlar boşta durmasın diye buraya da kazı emirleri vermeyi planlıyorum. Şu alt kısımları komple kazmak istiyorum sağa sola doğru. Kazı emirlerimizi verdik. Buraları yavaş yavaş kazsınlar. Boşta kalmasınlar amacımız. Burada birkaç tane de farklı bir şey keşfetmişiz. Bunu yeni fark ediyorum. Beyin dolu bir yer. Somnium Synthesizer. Tıklayınca ne oldu? Asteroidin içinde uyku giysileri bulunmuş. Bunlarla ilgili bir şeyler anlatıyor. Buradaki dolapta pijamalar var. Duplikantlarımıza pijamaları mı giydirmemiz gerekiyor? Anlamadım. Bunu aktive edebiliyormuşuz. Pijamaları giyip rüya diyarına mı gidiyoruz? Burada bir şeyler mi keşfedeceğiz? Emin değilim. Burada da farklı bir şey var. Bu da Critter'lar üzerinden deney yapmaya yarıyor anladığım kadarıyla. Data üretiyor sanırım. Genetik manipülasyonlar vesaire bir şeyler anlatıyor. Belki burada yeni bir Critter keşfediyoruzdur. Buraya koyduğumuz Critter'larla. Ya da burada araştırmalar için gerekli olan verileri elde ediyoruzdur. Şu an uzaya roket gönderemediğimiz için şu turuncu araştırmalar da databank istiyor anladığım kadarıyla. Onlar için de belki gerekli dataları uzaya gitmeden buralardan elde edebiliyoruzdur. Şu an tahmin yürütüyorum. Çok fazla spoiler yememek için oyunu araştırmıyorum her detayını. Bunların da ne olduğunu buraları kazınca görürüz. Şuradan şöyle yukarıya bir çıkış da yapabiliriz hatta buraları araştırmak için. Buralara şöyle birer merdiven yapalım. Şu merdivenden şuraya giriş yaparız. Daha sonra şurayı da kazarız. Buraya da merdiven yapabiliriz. Buraları da keşfedelim bakalım ne işe yarıyorlarmış. Son olarak radyasyon araştırmalarına başlamadan önce çözmek istediğim şey şu. Biz burada birkaç tane radyasyon hapı yapmıştık. Burada radyasyon hapının kullanımı yazıyor. Kendi kendine herhangi bir zamanda bunu kullanabiliyorlar. Radyasyon zehirlenmesi geçiren kişiler kullanmıyor. Günlük olarak bunu alıp içiyorlar anladığım kadarıyla. Mesela buradaki medical packlerde ne diyor? Sadece sick only yani sadece hastalar kullanabiliyor. Slimelung'a yakalananlar gelip bunu kullanıyor. Serumda da zombi spora yakalanlar gelip bunu kullanıyor. Ama radyasyon haplarında böyle bir durum yok. O yüzden ben 8 tane radyasyon hapı üretmiştim. Ürettiklerimizin hepsini kullanmışlar. O yüzden şuradaki consumables kısmından buradaki radyasyon haplarını kapatacağım arkadaşlar. Radyasyon haplarını kimse kullanmasın. Radyasyon zehirlenmesine yakalanan biri olursa, çok fazla radyasyonu yükselen biri olursa ona elle kullandırırız. Başka bir yolu da bulamadım şu an bu işi halletmek için. Şimdi burada böyle bir kaç tane üretelim? 40 tane radyasyon hapı üretelim. Doktor da boşta durmasın. Zaten kömürle üretiliyor, çok pahalı şeyler değil. Burada radyasyon hapları hazır. Beklesin bizim bir radyasyondan zarar gören bir duplikantımız olursa diye. Şuraları da kazalım. Şuradan şuraya bir giriş açmamışız. Şuradan bir giriş açabiliriz. Şu bölgeleri kazabiliriz. Bu bölgeler temiz. Şu bitkileri tabii yanlışlıkla sökmeyelim. Burada da toplayabileceğimiz bitkiler var. Bunları da auto harvest yapmamışız. Bunlar da yiyecek konusunda bize yardımcı olurlar. Bunları şey ekti galiba. Bizim buraya bir tane bıraktığımız pip vardı ya. O pip buraya fazladan bitkiler ekti gibi gözüküyor. Şu da yoktu çünkü reed fiber. Ama iyi olmuş burada bir tane doğal bitki olması. Şimdi radyasyon araştırmalarını yapacağımız bölgeyi kafamda planladım. Şu üssün sol tarafına yapmak istiyorum. Onun da nedenini size hazır olduktan sonra anlatacağım. Hem üssümüze yakın bir yer olsun istiyorum, hem de çok fazla kullanılmayan bir yer olsun istiyorum. Şuradaki hazır gelen yapıları da yıkmak zorunda kalacağız. Şuradaki merdivenleri kapatmayalım. Bu yol hazır olduktan sonra buraya bir radyasyon araştırma bölgesi kuracağım. Şuradaki merdivenleri de silebiliriz. Buradan zaten erişim var bu tarafa. Burası hazır olduktan sonra tasarımı yapacağım. Size de niye böyle bir tasarım yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. Burada da yerde az miktarda petrol varmış. Aradık aradık petrolü bulamadık. Buraları kazarken şimdi bu petrolleri şuraya döktük. Aynen şuraya çökmüş petroller. Biraz da buraya çökmüşler. Bunu bir şekilde temizlemeye çalışırız. Burada mop yapabiliyorlarsa aynen. Bunları bir şişelesinler. Şu an
ihtiyacımız yok ama şişeli bir şekilde bulunsun. Şuraya da biraz karışmış. Az miktarda olduğu için buraya kadar inip şişeleyebiliyoruz bunları ilginç bir şekilde. Burada da yeni bir duplicant geldi. Bakalım almaya değer biri var mı? Şu an almak istediğim biri yok. Biz copper alalım. Copper miktarımız aşırı miktarda yok. Bu da bize faydası olacaktır. Şimdi şuradaki bölgemiz temizlendi. Tamamlandı buradaki zemin malzemeleri. Buraya radyasyon kısmından bir tane rad bolt generator yapacağız. Şuraya radyasyon fırlatmak üzere. Fırlatacağı yeri de şuna göre ayarlamamız lazım. İstasyonlar kısmından material study terminali şuraya yaparsak, şurası uygundur herhalde. Şuraya da bir kapı filan giriş çıkış yapabiliriz. Buraya önüne gelen girmesin diye. Şurayı şöyle oda olarak kapatırsak, şuradaki hizadan radyasyon fırlatılması gerekiyor buraya. O fırlatmayı da bu alet yapacak. Bu aleti şöyle koyarsak bu bizim işimizi görecek diye düşünüyorum. Umarım bitkilere çarpamıyordur buradaki fırlatma şeyi. Buraya zemin malzemesi olarak şuraya iki tane çiftlik farm tile yapalım. Bunların önceliğini 9 olarak yükselteyim ben şimdilik. Bunlar yapıldıktan sonra buraya iki tane bitki ekeceğiz. Buradaki alet şuradaki sensörlerden radyasyonu toplayıp burada bizim istediğimiz tarafa doğru fırlatacak. Bu fırlattığı yerde insan olursa insana çarpabiliyor diye biliyorum. Ya da başka bir yapı olursa. Bitkiye çarpmayacağını umuyorum buraya bitki ekeceğimiz için. Onu birazdan görürüz çarpıp çarpmadığını. Çarpıyorsa farklı bir tasarım yaparız. Yukarıdan bir sağa bir sola fırlatıp burada fırlatılacağı yönün değiştirilmesi için de yapılar var. Radyasyon kısmındaki bu reflektörler de bu aşağıdan alıp başka yere fırlatıyor. Öyle bir çarpma durumu varsa önce yukarı yollarız. Sonra buradan bir daha aşağıya yollarız. Bu okları değiştirerek. O şekil bir çözüm buluruz eğer bu yolladığımız zımbırtılar insanlara çarpıyorsa. Hatta arkadaşlar nasıl yapalım biliyor musunuz? İlk baştan direkt öyle yapalım. Riske girmeyelim. Niye derseniz buradaki bitkilere yemek vermeye falan birileri girip çıkarken burada yanlışlıkla bir kazaya kurban gitmesinler. Şunu da silip bir kare yukarıya alayım. Belki buradan çıktığı gibi de birinin kafasına çarpabilir. Bunları denemedim. Araştırırsanız internette nasıl çalıştığını bulabilirsiniz. Ama ben biraz spoiler yememek için, hani oyunla ilgili sürpriz bir şeyler varsa onları öğrenmemek için, şu an internetten araştırma yapmadığım için biraz deneme yanılma yoluyla gidiyorum. O yüzden bu şekilde yapmayı tercih edeceğim. Buraya bir de elektrik bağlamamız lazım. Buradaki yapılar çok fazla elektrik tüketiyor gördüğüm kadarıyla. Buraya elektriği ana hatlarımızdan çekmeyelim o yüzden. Şurada yeni bir tane yan hat yapalım. Onunla çekelim elektriği. Bunların hepsi geçici düzenler. Şu an bayağı bir karman çorman oldu her yer. Bu kazı işlerini bitirince, şuradaki slime'lar falan temizlenince, buradaki suları falan aşağıya indirince buraya çok güzel, tertemiz, kalıcı bir düzen yapmak istiyorum ama şimdilik bu şekilde geçici düzenlerle ilerlemek zorundayız. Ama yakın zamanda çözülür bu işlerde. Şu an yapacağım düzen geçici düzen olduğu için şurada yol ortasına bir yere elektrik ayracı yapacağım. Burada çok fazla ekstra yüklenme olmasın diye. Ana hatlar buradaydı. Ana hatların birinden buraya elektrik göndereceğiz. Şuraya şöyle bir çıkış yapalım. Şu ana hattımızdan buraya elektrik besleyelim. Bu elektriği de şuradan şöyle bir tane köprü yaparak, bridge yaparak şuraya elektriği gönderelim ve buraya gönderelim. 480 volt kullanıyor tek başına ve sürekli çalışacak radyasyonu topladığı için. Bu şekilde bir düzen yaparsak burası bizim için uygun olur diye düşünüyorum. Şimdi bizim buradaki düzeneğimiz hazır olana kadar biz öncelikle hangi araştırmaları yapmak istiyoruz ona karar verelim. Şu an sarı araştırmalar olmasa da mavi ve mor kısımlarını tamamlayacaktır bizim araştırmacımız. Şu an burada roketlerle ilgili bir iki araştırma var sanırım. Buhar türbinleri, güneş panelleri.
taşımayla ilgili otomasyon araştırmaları var. Bunu akvaryum yaparken kullanıyordum ben. Öncelikle bu araştırmayı araştırabiliriz. Daha sonra güneş panellerini vesaire yapabiliriz. Çok acil olan bir araştırma var mı bilmiyorum. Burada genel olarak acil ihtiyacımız olan araştırmaların çoğunu tamamladık biz. Burada radyasyondan arınmak için duşlar var. Okuduğum kadarıyla su kullanarak mikroplardan ve radyasyondan arınmaya yarıyor. Bunları yapabiliriz. Şu an yaptığımız araştırmalar biraz üst seviye araştırmalar. Çok acil ihtiyacımız olan araştırmalar değil. Onları yavaş yavaş araştırsınlar. Şimdilik bunun mavi ve morlarını araştırır bizim araştırmacımız şurada. Kendi süper bilgisayarımızda vesaire. Geri kalanları da diğer tarafta yaparız. Şu an zaten araştırmalara başladı hemen. Evet, buradaki düzeneğimiz hazır gibi duruyor şu an. Bir tek şunu aşağıya çevirmemiz lazım. Şu an şu şekilde buradan yukarıya, buradan bu tarafa, buradan bu tarafa radyasyon voltlarını, radyasyon ışınlarını gönderebileceğiz. Buradaki Wiesworth'leri topladık mı diye bakıyorum. Birini toplamışız. Diğeri duruyor. Şuranın önceliğini de 9'a çıkaralım. Şunu buraya gelip kalsınlar bir an önce. Şuraya bir merdiven yapacaklar uzay kısmına. Uzay kısmı dediğim üstün yukarı kısımlarına bir merdiven yapacaklar. Bu bitkiyi de alıp oraya ekeceğiz. Daha sonra buranın nasıl çalıştığını hep birlikte görelim. Bölüm sonunda da arkadaşlar buradaki radyasyon ışınlarının insanlara çarpıp çarpmadığını ya da cisimlerin içinden geçip geçemediğini beraber denemek istiyorum. Onunla ilgili de bir deneme yanılma yöntemini uygularız. Mesela bunu bu tarafa koyup şununla da şu taraftan şöyle ışın gönderirsem bu ışın şöyle bunun içinden geçip buraya ulaşıyor mu yoksa makineye çarpıp duruyor mu? Ona bakarız. Burada araştırma için insan da olacak. Eğer insana çarpıyorsa bunu sağ taraftan yapmak oldukça riskli. Bu taraftan ışın gönderdiğimiz zaman burada araştırma yapan kişinin kafasına çarpar. Eleman radyasyon içinde kalır. Onları bir deneriz hep birlikte. İnternetten araştırmak yerine kendim deneyerek göreyim nasıl çalıştığını. Evet, şu an buradaki Wiesworth'u de topladılar. Onu da şuraya ekelim. Bunların önceliklerini de şimdilik 9 yapayım ben. Ekilme öncelikleri. Buraya gelip bu bitkileri eksinler. Şu radyasyon çalışmalarının nasıl yapıldığını görmüş olalım. Bunlara bir de fosfor sağlamamız gerekiyor. Gezegenimizde fosfor vardır diye umuyorum. Evet, 7,6 ton fosforumuz var. Buraya fosfor getirsinler. Buradaki çalışmalar başlasın. Fosfor geldi ve burada radyasyon görüntüsünden bayağı bir yere çok fazla radyasyon yayıyor. Şurada radyasyon miktarı 1 bölü 50 diye yükselmeye başladı. Buraya zarar görmeden diğer bitkiyi de ekerlerse bir an önce buraya gir çık yapanlar sürekli olarak zararı görecek tabii. Onun için radyasyon hapı kullanacağız şimdi. İleride radyasyon giysileri de varmış araştırırken gördüm. Atmosfet'in farklı bir versiyonu. Şeyden korumaya yarıyor, radyasyondan korumaya yarıyor. Bunların önceliğini de 5'e indirelim tekrardan. 6'ya çıkaralım şimdilik. Bunlara biraz daha öncelik versinler. Şu an burada bayağı bir miktarda radyasyon var ve burası bu radyasyonları gayet güzel bir şekilde emiyor. Şu an 10 bölü 50 oldu şimdiden. Oldukça hızlı bir şekilde buradaki radyasyonları alıyor burası. 50 bölü 50 olduğunu bir görelim. Nasıl çalıştığına tanıklık edelim. Daha sonra bu araştırmayı takip etmemize gerek kalmayacak. Sadece buraya biri fosfor getirmek için girip çıkacak. Ona da bunun çarpma riski yukarıdan gönderdiğimiz için artık kalmadı. Bunu düz yapsaydık nasıl olacağını da dediğim gibi bölüm sonunda bir kontrol ederiz. Bakarız bir zararı var mıymış. Şu an buradaki radyasyonu izliyoruz. 47 oldu. 48 oldu. 49 oldu. 50 olunca fırlayacak. Burayı daha fazla olunca fırlaması için de ayarlayabiliyoruz. Şu an bizim ayarımız 50. 50'nin altına düşürülemiyor. Derken fırladı. Şunun hızını biraz düşüreyim. Evet. Buradan makineye ulaştı. Şu an burada 50 tane radyasyon bekliyor. 48'e düştü sayısı. Zamanla azalıyor mu yoksa şuralarda harcanıyor sanırım. Şu reflektörlerde birer tane azalıyor anladığım kadarıyla. Her reflektörde bir tane eksiliyor. Yani aslında ne kadar az reflektör kullanırsak bunu yaparken bizim için o kadar avantajlı olacak gibi gözüküyor.
Ve burası gördüğümüz gibi 100'den fazla Radbolt biriktiremiyor. 100'den fazlası ziyan oluyor anladığım kadarıyla. Ama şu an araştırmacımız buraya geldi. Burada turuncu araştırmaları yapıyor. Buradaki miktar 28'e düştü. Sonra burası tekrardan birikecektir. Buraya tekrardan gelecektir. Burada araştırmalarım bittikten sonra bu bitkileri sökeceğim. Çok acayip bir radyasyon oluştu çünkü. Şurada üst katlara bile çıkıyor radyasyon. Hani buradaki hayvan mesela zehirlenmeden ölecek büyük ihtimal. Burada radyasyon ala ala bir kaçabileceği yer de yok. Bizim duplicant'larımız radyasyonu her gün tuvaletlerini yaparak veriyordu ve radyasyon haplarımız var. Bu adam hala seri olarak doktor radyasyon hapı yapıyor. Onları da şuradaki buzdolabında depoluyorlar sanırım. 18 kilogram radyasyon hapı olmuş. Yeter, daha fazla yapma. Buzdolabında yer kalmayacak. Hatta şu ilaçları bu tarafa değil de şu tarafa koyalım. Diğer dolaplara koysunlar. Bu dolap yiyecek dolabı olsun. Burayı fazla gereksiz doldurmasın haplar. Aynen, hapları bu tarafa taşıdılar şimdi. 18 kilogram hap burada bekliyor. Tanesi 1 kilogram anladığım kadarıyla. Şimdilik yeterli olacaktır onlar bize. Şu an sarı araştırmaları çözmüş olduk. Burada sarı araştırmalarımızı artık güvenli bir şekilde yapabiliyoruz. Güvenli bir şekilde derken radyasyonu uzak yapıyoruz. Burada radyasyon çıkmıyor. Sıfır radyasyon görmüş olduğunuz gibi. Şu bölgeye gitmek tehlikeli ama. Burası bizim için böyle bir ölü alan gibi oldu şimdilik. Buraya çok fazla girip çıkmamamız lazım. Radyasyona maruz kalmamak için. Araştırmaları burada bu şekilde halledeceğiz. Araştırmalar sürerken burada slime'ları ben kazmaya devam ediyorum. Duplicant'ları boşta bırakmamaya çalışıyorum. Şimdi ama bir tane duplicant'ı diğer gezegene göndermemiz gerekecek. Çünkü burada artık çok fazla keşfedebileceğimiz bir şey kalmadı. Burada kazı işlerimiz devam ediyor. Şuraları da açtıktan sonra buradaki volkanı açmış mı yanlışlıkla? Burayı hemen örtelim. Hemen örtelim. İyi ki bakmışım. Eyvah eyvah. Burayı açmazsak çalışmıyordu da. Burayı açtıktan sonra burası çalışacak. Biraz dikkatsiz kazarsak böyle olur tabii. Neyse, eninde sonunda açacaktık bunları da. Bir tanesini açmış olalım. Ama burası çalışmadan hemen. Allah'tan çalışmıyormuş. Çalışsa buralar hep volkan kaynayacaktı. Burayı hemen kapatalım yalıtımlı malzemeyle. Tamam, burayı da şu an kapatıyoruz. Bu tehlikeyi de geçici olarak bertaraf etmiş olduğumuza göre şimdi diğer gezegene birini gönderebiliriz. Kimi gönderelim? Buradan duplicant'larımıza bakalım. Bu da level atlamış. Bunun da hangi özelliğini arttıralım? Bunun da kazma özelliğini arttıralım. Şu an bol bol kazıyoruz çünkü her yeri. Aşçımız da level atlamış. Buna da hayvancılık öğretelim. Şimdi bizim en iyi kazıcımız kim? Nails. Hem kazma hem inşa özelliklerine sahip. Tam yeni gezegeni kalkındıracak birine benziyor Nails. Nails, sen buraya gidiyorsun şu an. Nails'ı buraya assign ettik. Bakalım diğer gezegene nasıl gidiliyormuş. Gidince neler olunuyormuş. Nails, geliyor musun Nails? Bir de şeye bakalım, bunların diğer gezegende yatağımız yok. Nails'ın uyku saati geliyor. Nails sen gelme, vazgeçtim. Uykunu uyu, öyle gel. Önce uykunu uyu, molanı yap. Sen moladan sonra uzun bir yola çıkacaksın. Şimdi assign edelim. Uyandığı gibi gelsin. Nails'ı uzak bir gezegene gönderelim. Şu an kamerayı Nails'a sabitledim. Nails hayatının yolculuğuna çıkıyor. Burada teleporta elle basacağız. Öyle gidecek anladığım kadarıyla. Burada inspect deyip ne işe yaradıklarını da öğrenebiliyoruz galiba. Şimdi buradan teleporta basalım. Diğer gezegene geçelim. Nails nerede? Nails. Nails geldi. Nails nerede? Nails geldi. Yeni gezegenimizin bayağı üst tarafa yakın bir yerine çıktık. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Uzaya kazamıyoruz. Her taraf su dolu. Buradaki buzlar var uzayda ve hepsi erimiş. Buradaki zemin türleri farklı. Polluted 4, kirli toprak zemin var.
zemin yerlerinde. Burada da bir tane kapsülde yıllardır bekleyen bir duplicant var. Bu sürpriz olsun isterdim ama bunu internette görmüştüm maalesef. Buradan sürpriz bir duplicant çıkıyor. Nasıl özellikleri olduğunu bilmiyorum. Defrost frene basarsak buradan bir tane adam çıkacak. Bu adam çıkmadan önce burayı biraz hazır hale getirebiliriz. Nails'ı kullanarak. Şu an burada su kaynaklarımız yok, tuvalet yok, lavabo yok. Buraya inspect'e tıklayınca buradan disket düştü, databank. Bu databanklar araştırmalarda kullanılıyor. Evet. Personel teleporter. Bir tane daha teleporter bulduk. Bu da geriye göndermeye yarıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bu gezegenler açılmadı. Diğer tarafta tıkladığımızda bu gezegen açılmıştı. Buradan Nails'ı geri gönderebiliyoruz. Çok uzak değilmiş geri gönderme yeri. Bu bizim için olumlu. Buradan sık sık iki gezegen arası gidip gelebiliriz diye düşünüyorum. Yeni gezegen keşfetmek güzel, heyecan verici. Burada supply teleporterlar var. Diğer gezegende de vardı bu supply teleporterlar. Göstereyim yerlerini. Şurada input'u var ve output'u da burada. Biraz uzak denk geldi yerleri. Şimdi output buraya gelen. Input da buradan gönderdiğimiz. Yani buradan malzeme koyup şu gezegene gönderebiliyoruz anladığım kadarıyla. Buranın output'unu bulmamız lazım tabii. Burada. Buraya malzeme gönderebiliyoruz diğer gezegenden. Buradan gönderdiklerimiz de diğer gezegene ulaşıyor diye düşünüyorum. Gezegen içi değildir herhalde. Gezegenin burasından burasına gönderiyorsa çok bir anlamı yok. Gezegenler arası malzeme gönderme yeri anladığım kadarıyla bu. Bu gezegende plastik üretip bu input'a koyarak ana gezegenimize plastik gönderebiliriz. Burada kobalt madeni var. Diğer gezegende yoktu. Aşağıya inince de petrol bulabileceğimizi umuyorum. Burada buzlu bölgeler var. Buzlu bölgelere girmeden şuraya geçici bir düzen oturtmamız lazım bugün içinde. Şu an yeni bir gezegene başlar gibi düşünmemiz lazım. Burada yapmamız gereken ilk şeyleri biliyorsunuz zaten. Yatak ve yemek. Tabii bunları yapacak şu an malzememiz yok. Malzemeler kazdıkça gelecek. Şimdi öncelikle buraya bir tane tuvalet yapmam lazım. Bir tane de yatak yapmam lazım. Eğer bu geceyi Nails burada geçirecekse altına yapmaması için bir tuvalet olması lazım. Şimdi burada tuvalet hangi kısımdandı? Plumbing kısmından outhouse. Üst seviye tuvalet de yapabiliriz ama su lazım. Şimdi buraya kadar su gönderemeyeceğim. Buraya bir tane şu köşeye bir tane tuvalet konduralım. Bir tane de yatak yapalım. Biraz strese kapılacak büyük ihtimal çünkü becerileri çok yüksek. Diğer gezegende onun moralini arttıran şeyler vardı. Bu gezegende onların hiçbiri yok. O yüzden bayağı bir stres olacaktır zamanla. Çok fazla stres olursa da tekrardan buraya göndeririz. Şöyle iki tane yatak yapabiliriz. Burada farklı critter'lar var. Şu an tuvalet tamam. Şu yatakları yapsın. Şu bölgeyi kazsın. Diğer gezegene gönderebilelim bunu. Diğer gezegene göndermeden önce şuraları bir keşfetmek istiyorum. Buradan aşağıya tuvaletin önünden şöyle büyük bir merdiven yapacağız aşağıya. Sonra burada buzlu bölge var. Buzlu şu sular şöyle yapalım. Şu suları serbest bırakmayalım. Şöyle devam edelim. Buradan aşağıya inelim. Bu buzlar kolay kolay erimez hemen. Burayı kazıp buradan tekrardan aşağıya inelim. En azından bu malzeme gönderme yerine kadar ulaşmış olalım. Daha sonra şuradan biraz daha aşağıya ineceğim. Burada zombi sporları var. Zombilere geçmeden şuradan bir yol açarız. Şöyle, şöyle, şöyle. Burada sert toprak kazacağız ama en iyi kazıcılarımızdan birini gönderdik. Şuraları bir keşfedelim bakalım. Daha sonra buradan aşağıya ineriz. Burada neler keşfedebileceğimizi görelim. Oksijen sıkıntımız yok. Her yer çok fazla kirli oksijen dolu. 12 kilogram kirli oksijen. Bu kulak zarlarını patlatacak cinsten. Şu an kulak zarları patlamış mı diye baktım. Şu kapı şu an burayı tutuyor. O yüzden patlamamış herhalde ama
Burada çok fazla gaz basıncı olacak zamanla. Burada kulak zarları patlayacak. En azından şu an oksijen üretimine ihtiyacımız yok burada. Burayı rahat rahat kazabiliriz. Şuradaki polluted dirt'lerden de kirli oksijen yayılıyor. Kirli topraklardan. Buranın gramajı giderek azalıyor. 956.2. Sailing Collapse. Nereden aldık bu yarıyı? Buradan aldık. Tamam, çok önemli değil. Burada toprak var. Mud. Bu mudlar altında bir şey olmadığı zaman aşağıya iniyor galiba. O da bize sıkıntı yaratır mı burayı kazarken bilmiyorum. Ama şu an oldukça heyecan verici burayı kazmak. İlk defa böyle bir farklı gezegene gidiyorum çünkü. Dörtler galiba dibe çöküyor. Diğer gezegeni de ihmal etmeyelim. Diğer gezegende duplikantlarımız boşta kalmasın. Burada yeni bir duplikant gelmiş. Ona bakalım kim gelmiş diye. İyi biri var mı diye bir bakalım. Tuzlu su alalım. Şeyle dursun burada. Bu gezegende biraz kazı komutları verelim bu slime'ları temizlemek için. Daha sonra diğer gezegende işlemlerimize devam ederiz. Çok gezegeni bir arada yönetmenin bu şekilde sıkıntısı oluyor. Bir o gezegeni, bir o gezegene sürekli olarak bakmamız gerekiyor. Tek gezegen olurken çok sıkıntı değil bu ama biraz micromanagement gerekecek bize oyunun bu aşamalarında. Çok fazla ıvır zıvır kazı işleriyle uğraşacağız gibi gözüküyor. Şuradaki dekorları da yıkabiliriz. Burada biriken suyu şu suyla birleştirirsek biraz daha aşağılara kadar buraları daha rahat temizleyebiliriz diye düşünüyorum. Şuradaki bölgeleri de aslında rahat rahat girmek için buraya maskeli giriş yeri yapmıştık. Şuradaki klorları da serbest bırakabiliriz aslında bir yandan. Şu aşağıda herhangi bir kirli gaz yok. Şu bölgeyi şuradan ayırmak istiyorum aslında. Onu şöyle yapabiliriz. Şuraya ufak bir su kilidi yaparız. Su kilidiyle aşağıya iniş bölgesi olur. Geri kalan bölgeyle bağlantısını koparırız. Onun da tasarımını yapalım hemen. Su kilidi tasarımımız şöyle olacak. Şuradan su kilidiyle buraya giriş yapacağım. Buraya su doldurmak için bir tane musluk da yapmamız lazım. Şöyle. Daha sonra şuradan inişi iptal edeceğim. Şuradan inişi kapatacağım. Buraya tüm inişler şuradan olacak. Burası ana inişimiz olacak. Buradaki bölgedeki temiz gazların, yani kirli gaz bulunmamasını temiz gaz sayıyorum. Sırf karbondioksit var. Buradaki bölgeyi şuradan ayırırsam buraları rahat rahat kazabilirim artık. Buralara klorları, slime'ları vesaire her yere dökülecek şekilde rahat rahat kazabilirim. Bir yandan da bunları yapsınlar biz diğer gezegende uğraşırken. Diğer gezegenimize dönelim. Nails ne yaptı diye. Nails'ın karnı acıkmış. Nails, senin burada yemeğin var mı? Bunları yiyebiliyor musun? Bu da önemli. Buraya yiyecek gönderebilseydik iyi olurdu. Ha, yemek varmış burada. İyi. Bunları yiyebiliyor. Tamam, yiyecek sorunumuz yok. Buradaki yiyecek miktarını nasıl görebiliriz? Oo, görebiliyoruz. 18.000 kilokalorilik yiyecek var. İyi, çok iyi yiyecek varmış. Şunun içinde de yıllardan beri biriken yiyecekler duruyor. Nutrition barlar. Birazdan bozulur bunlar ama bunlar bozulmuyor galiba ki bunca yıl dayanmış. Her neyse, şu an yiyecek problemimiz yokmuş. Yiyecek ekmemize gerek yok. Şunları iptal edelim. Bu kazılardan çıkan yiyecekler bizim işimizi görür. Burada arkadaşlar petrolü gördük. Bu gezegende petrol var. Petrolü bulamamıştık diğer gezegende. Şu an burada bol miktarda petrol var. Burada şanssız bir şekilde zombi sporları da var. Buraya giremeyiz hastalanmamak için. Buradaki sporların nasıl temizlendiğini de bilmiyorum. Zombi spor çok sık rastlanan mikroplar değil. Ben genelde kazmıyorum zombi sporları ya da maskeyle girmeyi tercih ediyorum. Bunu da bir bakarım temizlenebiliyor muymuş diye. Şu bitkiyi sökersek buraya maskeyle girip o mikroplar temizlenecektir diye umuyorum. Başka yerde mikrop yok ama şuradan yapacağımız yeni yolla buradan aşağıya inebiliriz. Burada da bir zombi spor var. Her neyse, biz ihtiyacımızı çözecek kadar petrol bulduk burada. Bu petrolleri plastik üretimine çevirmemiz lazım.
Eyvah, eyvah. Tuvaleti çalıştırmak için 4 gerekiyormuş. Dörtümüz olmadığı için tuvalet çalışabilir hale gelmemiş. Onu fark etmediğim için şu an adam altına yaptı. Şimdi her yer gıda zehirlenmesi mikroplu, kirli suyla doldu. Talihsiz bir şey oldu. Bunları hemen temizleyelim. Ya yeni gezegen başımıza ne iş açtı ya. İyi ki şu herifi de çıkarmamışız. Biz nereden 4 bulabiliriz? Burada 4 var mı? Polluted 4 o işe yaramıyor. Demek ki buraya koyamamışlar. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şuradaki suyu çıkaralım. Normal tuvalet yapalım. Burada yukarıda da bir sular var. Bu sulara da erişebiliriz. Neyse çok önemli değil. Biz buraya bir tane böyle bir su pompası yapalım. Buradan buraya giriş yapalım. Buraya bir tane su pompası yapalım. Tecrübe arkadaşlar, her şey tecrübe. Şu an tecrübesizlikten dolayı etrafı pislik yaptık. Bunu deconstruct yapalım. Buraya normal bir tuvalet inşa edelim. Buraya su pompası lazım. Su pompası için elektrik lazım. Su pompası için metal lazım. Metal. Uf, tuvalet bile yapmayı beceremedik yeni gezegende. Ha, burada 4 varmış. Tamam, 4 malzemesi varmış. Ama tuvaleti sildik. Tuvaleti tekrardan yapalım. 4 bulduk. 4 bulduğumuza göre tuvaleti çalışır hale getirebiliriz. Buradan tekrar bir tuvalet yapalım. 4'ler şurada var. Şu 4'leri çıkaralım. Nails, kusura bakma kardeşim. Stres düzeyi 17'ye çıktı adamın. Adam biraz daha burada çalışsın, buraları biraz toparlatsın. Adamı göndereceğim diğer tarafa. Biraz kendine gelsin adam. Tuvaleti yap sen öncelikli olarak. Şu 4'leri de koy tuvalete. En azından tuvalet işini çözmüş olalım. Benim de tecrübesizliğime geldi. Yani ben de bilmiyorum nasıl oluyor bu işler yeni gezegende. Artık 4 kaynağı bulduk. Diğer gezegende hep 4 olduğu için böyle bir sıkıntı olmuyordu. 4 eksikliğinden dolayı. Kardeşim bırak kazı işlerini, git bir dörtünü taşı. Heh. Sonra yaparsın kazıları. Bu tuvaleti bir aktif hale getir. Bence burada 4 vardı da bu adama kazmalarda çok öncelik verdik diye, bu adamın önceliklerinde aynen her şeyden önce kazma işi yap dedik diye bu herif 4'ü taşımak yerine kazma işlerine yoğunlaşmış da olabilir. Bak onu da düşünmedim hiç. 4 belki de yoktu, bilmiyorum. Yo, buralarda varmış 4. Dediğim gibi ya, bu kazma olayı yüzünden. Her yerde 4 var zaten abi. Burada da var. Bu herife kazmada çok fazla öncelik verdik. Kazı komutu verince adam tuvalete toprak taşımamış. Toprak taşımadığı için de tuvalet kullanılamaz hale gelmiş. Bu da ilk defa başıma geliyor. Öncelikleri bu kadar yüksek yapmamız lazım demek. Şöyle bir öncelik yapalım. Kazmaya öncelik versin de o kadar öncelik vermesin demek. Tek kişi aynı kolonide olunca, normalde birine öncelik verince başkası öncelik olmayan biri bu işleri hallediyordu. Şu an öyle bir durum olmadı. Neyse ikinci gün en azından tuvaletini yapmayı başardı. Bak buraları temizlemiyor da. Yemeğini yedi. Uykusunu uyuyacak şimdi pislik içinde. Adam ne çekti be? Yeni gezegeni keşfetmenin de bedeli buymuş demek. Hadi yat uyu. Yat uyu. Sonra sabah ilk iş şu yerleri sil. Kazı emirlerini iptal edeyim de. Sen bir yerleri sil. Evet, burada sonunda bir araştırma tamamlamayı başardık. Nails diğer tarafta cebelleşirken. Şu an birkaç tane daha araştırma emri verebiliriz. Oradaki radboltlar birikip ziyan olmasın diye. Neyi araştıralım? Neyi araştıralım? Şunu yapalım. Güneş panelleri. Uzaya çıktığımız için güneş panellerini bir şekilde bir yerlerde kullanabiliriz. Sonra arka arkaya zincirleme araştırma emirleri verebiliriz. Buradaki gaz range'i de yapabiliriz. Şu an onlarla meşgul olsun duplicant'lar. Burada slime temizleme işlerine devam edelim. Nails diğer tarafta cebelleşirken. Şuradaki su kilidimiz de tamamlanıyor. Buraya su taşıma emirlerini verelim. Buraya bir yandan su taşısınlar. Nails da uyanmış koçum benim. Ona da şuradan aşağıya iniş emri verebiliriz. Burada
Zombi sporsuz bir iniş bölgesi yok mu? Şuradan mikrop görüntüsüne gelelim. Burada zombi sporları sıvının içinde kalmış. Sıvının içinde olunca belki atmosfere yayılması şu şekilde engelleniyor. Petrolün içinde kalmış zombi sporları. Sporların tamamı petrolün içine düşüyor. Belki bu bizim için bir fırsat olabilir. Şu bölgeyi kapatıp buradan aşağıya iniş yapabiliriz. Bir tane de petrol rezervuarı bulduk. Çok güzel. Burada kalıcı petrol kaynağımız da var. Burada sonsuza kadar petrol üretebiliriz. Öyle yapalım. Şuradan şöyle aşağıya bir merdiven inişi yapalım. Şu zombi spor olan bölgeyi burada yalıtımlı malzemeye de gerek yok. Normal zemin malzemesiyle çok fazla sedimentary rock var. Şöyle burayı kapatabiliriz. Ya da oraya hiç girmeyelim. Burada hastalanmasın. Şurayı direkt düz kapatsın. Hiç riske girmeyelim. Zombi sporlarının olduğu bölgede yürümesin adam. Burayı düz kapatsın. Buraya inip. Daha sonra buradan aşağıya petrol çıkartmak için farklı bir iniş yaparız. Buraya bir sanayi kurmamız lazım. Sanayi kurup burada petrol üretmemiz lazım. Nails'ı biraz diğer gezegene geri gönderip burada geçici olarak dinlenebilirim. Belki şu elemanı çıkarırım. Bu burada kendine kalıcı bir düzen kurar. Şu an burada yapılması gereken çok iş var. Nails da şu an moral olarak çok olumsuz etkileniyor. Stresi %53'e kadar çıkmış. Şu an Nails'ın stres seviyesi %60'lara kadar ulaştı bu gezegende kala kala. Çok fazla olumsuz etki yiyor. Patlamış kulak zarları, pis hava soluduğu için vesaire, ıslak ayaklardan dolayı bayağı bir eksi puan aldı. Şu an buradaki absalit yani sert zemini kazmış bulunuyor Nails. Buradan çıkaracağımız duplicant da yapabilir diye düşünüyorum. O yüzden artık Nails'ı burada daha fazla tutmayacağım. Yeterince işkence çekti gariban. Buradan bu arkadaşı çıkartıp buradan tekrardan ışınlanma komutunu verelim Nails'a. Bir dakika. O kadar hızlı değil. Önce bunu çıkart. Tamam. Şimdi Nails artık gönül rahatlığıyla geri dönebilirsin. Buradan 3000 yıldır burada bekleyen bir tane donmuş duplicant'ı çıkartmış bulunuyoruz. Artık bu gezegende kalan işleri bu tek başına halledecek. Zaten çok fazla bir işi kalmadı. Buradan aşağıya inip şuradaki kazıları tamamlayabilir. Burada kalıcı bir düzen oturtmamız lazım şu an. Buraya geçici yatak tuvaleti yaptık ama petrolü artık burada çıkaracağız gibi gözüküyor. Burada doğal petrol kaynağı da var. Birikmiş crude oil'ler de var. İşlenmemiş petroller. Burada petrol üretip plastik yapmamız lazım. Onun için de buradaki karmaşayı çözmemiz lazım. Şu an her şey karman çorman. Burada bir su pompaları, bir şeyler, temiz sular, kirli sular var. Burayı bir yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Onu da şu an bunun çok fazla skill olduğu için şuradaki skill ve moral oranlarını görüyorsunuz. Şu an skill'lerden kazandığı eksi moral artı morali geçtiği için yoğun miktarda strese maruz kalıyor bu arkadaş. Bunu çözmek için morali olmayan birini çalıştırmamız lazım. Buna herhangi bir özellik de öğretmeyeceğim şimdilik. Bunun bir artı eksi özelliklerine bakalım. İyi özellikleri var mı diye görelim. Biyografisine giriyoruz. Quick Learner. Yemek pişiremiyor. Quick Learner olması çok iyi. Hızlı öğreniyor. Ha, bu Nails'mış, pardon. Bu arkadaşa bakalım. Ben de ne kadar iyi bir duplicant çıktı diyordum. Mikroplara karşı direnci eksi 1 puan. Artı 3 skill ile başlıyor. Olumlu bir özelliği yok. Building özelliği var. İnşa işlerinde fena değil. Çok iyi bir duplicant değil. Yani olumlu özelliği yok. Ama insan insandır deyip bunu burada kullanacağız artık. Nails'ı geri ışınlayalım. Garibim çok çile çekti. Şuradan teleport deyip bu işi yapalım. Bu da mutlu bir şekilde sonunda 3000 yıl süren sığınaktan kurtulmuş oldu. Yalnız burada bir arkadaş bulmayı bekliyordu belki ama şu an arkadaşları yok. Şu an tek başına burada yaşayacak. Şu an Nails da evet geri döndü. Nails için bir tane masaj salonu yapalım hemen. Nails çok çile çektin. Senin stresini atmanın en güzel yolu da burada bir güzel masaj yaptırmak. Sana bir tane masaj tablosu yaptıralım. Şöyle boş bir yere gelsen burada bir
Masaj yaptır, kendine gel. Sana özel masaj salonu da yapabilirdik ama şimdilik bu senin işini görür. Biz şimdi Diaporo'ya geri dönelim. Burada yeni duplicant'ımızla hızlanmayı tekrardan 3. hıza alabiliriz. Yeni duplicant'ımızla buradaki zeminleri kazıp buradaki inşaatları tamamlayabiliriz. Sert zeminler varken Nails'a ihtiyacımız vardı ama şu an sert zemin kalmadığı için geri kalan işleri bu tek başına da yapabilecektir. Daha sonra buradan aşağıya inip buraya kalıcı düzen yapacağız. Buraya yatak odaları, yemek odaları. Şöyle bir tasarım yapabiliriz şimdiden. Şöyle şuradan yukarıya merdivenle çıkış. Şuraları kazıp böyle bir oda düzeni. Bunları bir dahaki bölüme bırakalım arkadaşlar. Bu bölüm bayağı bir iş yaptık bence. Yeni bir gezegen keşfettik. Nails'ın çektiği çilelere tanık olduk. Şu an buradaki kalan işleri bir dahaki bölümde tamamlayabiliriz. Şuradan şöyle yukarıya bir çıkış yapar. Şurayı aktive ederiz. Burayı aktive edince diğer gezegenden buraya en azından yiyecek, içecek bir şeyler gönderme şansımız olacak. Bir dahaki bölüm arkadaşlar kaldığımız yerden devam ederiz. Son olarak da şurada oyunu kaydedip buradaki radbotların bir tane duplicant'a çarpıp çarpamayacağını test edeceğim. Onu da şimdi gerçekleştirelim bakalım bu radbotların farklı bir tasarım kurmamız durumunda bize bir tehlikesi oluyor muymuş? Kaçma Neil, seni burada tutacağız. Ben kaçtıkça geri çağıracağım. Şöyle hızı da biraz düşürelim. Nails burada kal. 48. Nails geri gittikçe buraya gönderiyoruz. Bakalım Nails'a radyasyon çarpacak mı? 49. Adamı iyice denek yaptık. Evet, radyasyon geliyor. Bunu görmüş olduk. Bu şekilde düzen kurabilirmişiz. Birisinin kafasına çarpmıyor radyasyon. Burası belki yüksek olduğu için. Bir de şu manuele deneyeceğim şimdi. Manuelle buradaki critter'lara radyasyon çarptırmayı deneyeceğim. Doktorumuz geldi, uranyumları çalıştırıyor. Şu an burada radyasyona maruz kalıyor bunu çalıştırırken. Otomatik yapmak daha mantıklı o yüzden. Şimdi radyasyon çıktı. Buradan buraya, buradan buraya hızı düşürelim. Şu an birine çarpacak mı? Belli bir mesafeden sonra yok oluyor. O zaman yine insana çarptırmayı deneyelim. Aşağıdan gelince çarpacak mı bir insana? Burada durun. Tamam. Burada dur, şurada dur. Evet, duplicant'lara çarpmıyor. Ah, Camille çarptı. Yaralandı. Niye burada patlıyor? Bunun bir mesafesi var demek. Ve buradaki oksijen, patladığı noktadaki oksijen şu an burada radyasyon yayıyordu. Oksijende 10 germs var. Radyoaktif kalıntılar. Bu arkadaşın radyasyon miktarına bakalım. 0,64 radyasyonu var. Çok fazla bir şeyi yok. Yani şu düzeneyi şöyle kurmamıza gerek yokmuş arkadaşlar. Şunu ben bir dahaki bölümde direkt şu hale getirebilirim. Ya da bu haliyle de kalabilir ama iki tane rad boltumuz şurada aktarılırken yok oluyor. Riske girmemek adına yine böyle bırakabiliriz. Çok fazla bir daha tasarım değiştirmeye gerek yok ama bu tasarım gerekli değilmiş. Dümdüz de gönderebilirmişiz bu taraftan. Sağdan soldan gönderebiliriz mesafe uygun olduğu sürece. Arkadaşlar bölümü burada sonlandırıyorum. Bu denemeleri de yapmış olduk. En azından bu ışınların nasıl çalıştığını da mantığını görmüş olduk. Umarım bölüm faydalı olmuştur arkadaşlar. Ben zevk aldım bu bölümden. Özellikle yeni bir gezegen keşfetmek oldukça eğlenceliydi. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm devam ederiz. Özellikle şu Dripora gezegenini bir düzene sokmaya çalışacağız bir dahaki bölümde. Buraya odalar vesaire farklı yapılar yapacağız baştan sona. Yeni bir ev yaratacağız buraya. Onları da bir dahaki bölüm hep birlikte gerçekleştiririz. Kaldığımız yerden bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.